Ben bu sabah buradayım. Rabbin sözünden. Rabbin sözünden. Bereket almak için. Bereket almak için. Amin. Amin. Hamdolsun kardeşler. Evet, bu sabahki konumuz hizmet ve onur. Hizmet ve onur. İlk önce sormak istiyorum, biz ne kadar hizmet ediyoruz? Hizmet ediyor muyuz Rabb'e? Hizmet edenler var mı aramızda? Bir elleri göreyim. İyi, hamdolsun. Hizmet edenler çoğalsın diye dua ediyorum. Birkaç ay önce Yuhanna kitabını okurken güzel bir ayetle karşılaştım. Ve bana çok bereket oldu bu ayet. Ve bu ayeti sizinle paylaşmak istiyorum. Özellikle konumu bu ayetin üzerinden çıkardım. Ve onu bir okuyalım ve onun üzerinde 3 adıma bakacağız ve ondan sonra devam edeceğiz. Hizmet ve onur hakkında paylaşmaya. 26. ayet. İsa Mesih orada öğrencilerine şöyle diyor. Bana hizmet etmek isteyen ardımdan gelsin. Ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Baba da bana hizmet edeni onurlandıracaktır. Amin. Yani İsa Mesih'in öğrencilerine söylediği çok güzel bir ayet bu. Yani çok güzel bir söz. İsa öğrencilerine öğüt veriyor. Ve diyor ki bana hizmet etmek isteyen ardımdan gelsin. Ve ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Ve babam da o kişiyi onurlandıracak. Yani bugün bu ayetin üzerinde biraz düşünmenizi rica ederim. Eğer göksel babamızdan onur almak istersek oğula hizmet etmeliyiz. Ve hizmetimizi candan yürekten ona sunmalıyız kardeşler. Eğer göksel babadan onur almak istiyorsanız, eğer göksel babadan yücelik almak istiyorsanız, göksel babadan bereket almak istiyorsanız oğula hizmet etmemiz şarttır kardeşler. Yani bunu Rabbin sözü açık açık diyor. Oğula hizmet edeni göksel baba onurlandırır. Eğer biz hizmet ederseniz oğula İsa Mesih'e o zaman göksel baba tarafından biz her zaman onurlandırılacağız kardeşler. Bunun için bu ayetten 3 tane nokta çıkardım. Birinci adımımız, 3 tane adım çıkardım. Birinci adım, Mesih'e hizmet etmek isterseniz onun ardından gider. Hizmet etmek isterseniz onun ardından gitmeliyiz bu ayetlere göre. Yani bu dünyanın içinde bile onu izlemeliyiz. Ve bu dünyasal işlerden birçok şeyden vazgeçerek Rab'be yakın olmalıyız. Yani bu bizim için çok önemli bir adım. Mesih'e hizmet etmek isteyen onun ardından gider. Bu dünyanın ardından gitmez. Bu dünyanın istediklerini yapmaz. Ama Mesih'in isteğini yapar ve Mesih'in ardından gider. Ve bugün ben soruyorum. Biz Mesihçiler, imanlar Rab'bin ardından gidiyor muyuz? Rab'bin sesini tanıyor muyuz? Yuhanna 10. bölümde dediği gibi. Ve onu izliyor muyuz? Ne kadar Rabb'i ardından gidiyoruz? Yoksa kendi istediklerimizin ardından mı gidiyoruz? Kendi arzuladığımız işlerin ardından mı gidiyoruz? Neyin ardından gidiyoruz bugün kardeşler? Bir kendimize bunu soralım. Bunu kendimize soralım. Ben Mesih'in ardından gidiyor muyum? Çarmakımı yüklenip onun isteğini yapmak için yola çekildim mi? Hizmet çok güzel bir şeydir. Ama aynı şekilde çok da zor bir şeydir. Hizmet etmek için buna yürek gerek. Ve birçok şeyden vazgeçmek gerek ki Mesih'in ardından giderek ona hizmet etmek ve boyun eğmek, itaat etmek biz imanlar için çok önemlidir kardeşler. İkinci adım olarak da Mesih'e hizmet eden onun olduğu yerde olacaktır. Ne düşünüyorsunuz? Mesih'e hizmet eden
onun olduğu yerde olacaktır sözünden ne çıkarız? Nerede olacağız? Nerede? Cennette olacağız, sonsuz yaşamda olacağız. Ve bu ayetin içinde yazıyor. İsa Mesih diyor, ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Yani biz eğer İsa Mesih'e hizmet ediyorsak, candan yürekten ona hizmet ediyorsak, onun olduğu yerde olacağız. Yani sonsuz yaşamda onunla birlikte egemenlik süreceğiz. Amin. Bu ne kadar güzel bir söz bizim için. Ne kadar teşvik verici bir söz bizim için. Eğer Mesih'e hizmet ederseniz onun olduğu yerde olacağız. Onun olduğu her yer cennettir. Mesih'in olduğu her yer cennettir ve ben bugün Mesih'in olduğu o yerde olmak istiyorum. Mesih'in yaşadığı o yerde olmak istiyorum. Çünkü Mesih'in olduğu her yer cennettir. Sonsuz yaşamdır kardeşler. Ve bugün bizim için bu güzel bir haber. Eğer oğla hizmet ederseniz o zaman onun olduğu yerde hepimiz olacağız. Ve üçüncü adım olarak da bu ayetten şunu çıkardım ki Mesih'e hizmet edeni göksel baba onurlandıracaktır. Amin. Yani ayetin içinde üç tane adım var. Üç adım. Ve ne diyor üçüncü adımda da? Baba bana hizmet edeni onurlandıracaktır. Eğer Mesih'e hizmet ederseniz göksel babadan onur alacağız. Göksel babadan yücelik alacağız. Göksel babadan izzet alacağız. Ve bu bizim için çok önemli noktalardan biridir kardeşler. Ve bugün göksel babadan onurlandırılmak isteyen kişiler var mı aramızda? Kim isteği göksel babadan onur kazansın? Kim? Amin. O zaman oğula hizmet edin. O zaman oğula hizmet edin kardeşler. Göksel babadan hepiniz el kaldırdınız, onur istediniz. Ve göksel babadan onur almak bir büyük berekettir biliyor musunuz? Göksel babadan onur almak bir büyük berekettir. Ve ne mutlu bize. Eğer oğula hizmet ederseniz bu göksel bereketi ve onuru ondan almış olacağız kardeşler. Mesih İsa'ya hizmet etmek çok güzel bir duygudur. Ve çok bir büyük ayrıcalıktır. Doğru mu? Mesih'e hizmet etmek bir büyük ayrıcalıktır kardeşler. Bir büyük onurdur bizim için. Hizmetçi olmak yani garson olmak hiç kolay değil. Aramızda garsonlar var mı? Benim tanıdığım iki kişi var vardı ama başka garsonlar var mı? Yok böyle ilk önce onlardan örnek vereyim. Nuri garson İngiltere'de, Mehmet de burada garson. İkisi de çok iyi garsonlar. Ve sizce kolay mı garson olmak ha? Yani bir insanı memnun etmek kolay mı? Bir insanın isteğini yapmak, herkese hizmet etmek, herkesin önüne koymak, herkesin önünden kaldırmak, herkese kılınmak, herkese boyun eğmek bir garsonun işidir. Evet. Herkese katlanmak, herkese alçak olmak, herkesi bir şekilde memnun etmek. Yani garsonun işi başkalarını memnun etmek. Doğru mu garsonda? Müşteri her zaman haklıdır. Yani müşteri her zaman haklıdır Nuri değil. Yani müşteri ne derse o haklıdır. Garson değil. Yani bugün düşünün biz Mesihçiler hepimiz garsonlarız. Belki kulağa hoş gelmiyor bu söz. Ama bu bir iyi bir örnek garsonlukla. Biz Mesihçiler hepimiz garsonlarız. Ve biz insanları memnun etmek zorundayız. Ve biz hizmet etmek zorundayız kardeşler. Bizim hizmetimiz devam etmelidir. Biz hizmetçi olmamız gerek her zaman. Ve bu kolay iş değil. Birini memnun edesin, herkese hizmet edesin. Birini önüne kaldırasın, birini önünden alasın. Ve herkese memnuniyet veresin, boyun eğesin, kendini alçatasın. Bu hiç kolay değil. Ama bunun yanı sıra da
İnsan hizmet ederek biliniz mi ne oluyor? Olgunlaşıyor. Doğru mu garsonlar? İnsan bunun yanı sırasında ne kadar hizmet ediyor o kadar alçak gönüllüye sahip oluyor. İnsan ne kadar hizmet ediyor zorluklara dayanıyor. Sabırlı oluyor. Alçak gönüllüğün ne olduğunu yakından anlar ve onu yaşar. Garson bu işi yapıyor. Hizmetçi bu işi yapıyor. Ve bunu ruhsal açıdan da bir bakmanızı istiyorum kardeşler. Eğer biz bugün Mesih'in garsonlarıysas, bugün Mesih'in hizmetçileriyseniz biz birer garsonlarız. Ve biz insanlara hizmet etmek zorundayız. Toplantıda biri birimize hizmet etmek zorundayız. Kardeşlerimize hizmet etmek zorundayız. Değil mi öyle? Birbirimize hizmet etmeliyiz. Ve bu bizim için çok önemli noktalardan biridir kardeşler. Birbirimize hizmet edelim. Ve birbirimize destek olalım. Özellikle Mesih'e, kiliseye, kardeşlere ve insanlara hizmetçi olmak ayıp değildir. Bir onurdur. Bunu da aklınızda tutmanızı rica ediyorum. Özellikle tekrarlıyorum. Özellikle Mesih'e, kralımıza, Rabbimize ve kiliseye ve kilisedeki kardeşlere hizmet etmek, garsonluk yapmak ayıp değildir. Ama bir onurdur, bir şereftir, bir berekettir ve bir mutluluktur kardeşler. Onun için birbirimize hizmet etmekten vazgeçmeyelim. Paulus bu yüzden Efesli mektubunda diyor ki 6. bölümde diyor ki birbirinize hizmet edin. Birbirinize hizmet edin. Ve bu yüzden biz Mesihçiler her zaman birbirimize hizmet etmek zorundayız kardeşler. Ve bundan utanç duymamıza gerek yok. Birbirimizden kendimizi üstün tutmaya da gerek yok. Ama birbirimizden kendimizi alçaltmamız gerek. Alçak gönüllülükle Rab'be hizmet etmemiz gerektir kardeşler. Rabbimiz İsa Mesih'te hizmetçi olarak insanlara ve öğrencilerine hizmet ettiği hatta kendini alçatarak hepsinin ayaklarını teker teker yıkadı. Doğru mu? Rabbimiz kendini alçattırdı. Rabbimiz kendini o kadar çok alçattırdı ki insanlara hizmet etti. Bir kral olduğu gerekte. Filipliler 2. bölümde diyor ki o bir kral olduğu gerekte krallığından soyundu ve kul özünü aldı. Filipliler 2. bölüm. Kul özüne sahip oldu, beden aldı ki bizim gibi insan olsun ki başkalarına hizmet edebilsin diye. Sana ve bana, bizim gibi insanlara hizmet etsin diye. Ve bunu yaptı. 2000 yıl önce İsa Mesih bir büyük candan yürekten hizmetçiydi. Baş garsonumuz odur. Restoranlarda baş garsonlar var değil mi? Menajer gibi. Evet, o bizim menajerimiz, baş garsonumuz. Anne, biz ondan öğreniyoruz. Menajerden öğreniyoruz değil mi? Ondan öğreniyorum. Menajer ne derse garson o gün bizim en büyük garsonumuz Mesih'tir kardeşler. Ve biz Mesih'ten öğreniyoruz. Mesih'ten öğrendiklerimizi başkasına da öğretiyoruz. Ve biz Mesih'ten bir büyük örnek aldık. Biliniz nasıl örnek aldık? Yuhanna 13. bölümü açarsanız 3. ayetten 17. ayete kadar orada İsa Mesih'ten alçak gönüllü bir örnek aldık. İsa Mesih ne yaptı 13. bölümde? Öğrencilerinin ayaklarını yıkadı. Doğru mu? Görüyoruz İsa Mesih bir eve girdi ve eve girdiği zaman baktı ki kimse ayakları yıkamıyor. O zamanın vaktinde kısaca size onu anlatayım. Yahudilerin törenlerine göre, Yahudilerin adetlerine göre evine gelen bir misafir varsa senin kölen, senin hizmetçin misafirin ayaklarını yıkamak zorundaydı. Çünkü
O zaman da sokaklarda asfalt yoktu bizim gibi. O zaman kanalizasyonlar da yoktu. Yani düşünün, sokaklar pislik içindeydi. Toz, pis. Ve evine girdikleri zaman, o zaman güzel yeminleri de yoktu. Ayakkabı da yoktu. Büyük ihtimalle sandallarla bir şeyler yapılmıştı. Ve herkesin ayakları berbattı. Çok kirli, çok miskindi. Ve birine misafir gittiğin zaman sofraya oturmadan önce lazımdı o evin hizmetçisi, kölesi gelip senin ayaklarını yıkasın. Böyle bir tradisyon vardı Yahudilerin arasında. Belki de hala bu tradisyonu sürdürüyorlar, bilmiyorum tam. Ama Mesih'in zamanında böyleydi. Mesih'in zamanında böyleydi kardeşler. Ve Mesih gördü ki ne onun ayaklarını yıkadılar ne de öğrencilerin ayaklarını yıkadılar. Ve Mesih hizmetçi görevini alarak beline peşkiri doladı, eline leğenli suyu aldı ve bütün öğrencilerin ayaklarını teker teker yıkamaya başladı. Teker teker hepsinin pis ayaklarını Mesih yıkamaya başladı. Ve bu gösterir ki Mesih köleli, köle olarak, bir hizmetçi olarak hepsinin ayaklarını yıkadı. Ve bugün bir Mesih'imizden, Rabbimizden bunları öğreniyoruz kardeşler. Mesih öğrencilerine hizmet etti ve hizmet etmeyi öğrettirdi. Mesih İsa hizmet ederek onur ve yücelik kazandı, biliyor musunuz? Mesih kendini alçattırdı, hizmet etti ve onur ve yücelik kazandı. Hamdolsun. Ve tekrar göklere çıktı. Bir onurla, bir yücelikle babadan onur kazandı. Ve en büyük örneğimiz hizmet konusunda İsa Mesih'tir. O en büyük hizmetçiydi. En büyük garsonumuz oydu. Bize ön gösteren, bize yolu gösteren, nasıl hizmet etmemiz için. Hatta Markos kitabında, Markos kitabının bütün kitabının da İsa Mesih'i nasıl görüyoruz biliyor musunuz? Hizmetçi olarak. Hizmetçi. Ve oradaki bir ayet var. 10:45'te İsa Mesih kendisi için şöyle dedi. İnsanoğlu bile hizmet edilmeye değil, ne diyor? Hizmet etmeye değil, hizmet, insanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi. Amin. Yani Mesih'in görevi buydu kardeşler. Mesih'in misyası buydu. Mesih bu yüzden yeryüzüne geldi. Senin ve benim gibi insanlara hizmet etmek için. Ve Mesih bunu başardı. İnsanoğlu bile hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye geldi. Ve birçokları uğruna canını feda etmeye geldi. Ve Mesih bunu başardı. Ve biz de onun miraççıları olarak, ona benzer kişiler olarak candan yürekten bıkmadan, usanmadan hizmet edelim ve başkalarına hizmet etmeyi öğretelim. Ve başkalarına bu hizmeti de öğretelim kardeşler. Hizmet edelim ve başkalarına hizmeti de sevdirelim. Biz bugün bu yüzden buradayız. Hizmet etmeyi öğrenmek için Mesih'in öğrencisi olmak gerek kardeşler. Bugün hizmetçi olmak istiyorsanız Mesih'in öğrencileri de olmamız gerek. Bu bizim için çok önemlidir. Eğer Mesih'e hizmet ederseniz onun gibi biz de bir gün yücelik ve onur kazanacağız. Yücelik ve onur kazanacağız. Göksel babanın yanında olacağız. Egemenlik süreceğiz. 1000 yıllık egemenlikte olacağız ve sonsuz yaşamda olacağız kardeşler. Bunun için şimdiden biz oğula hizmet etmemiz gerekiyor kardeşler. Ve Rab ikinci bölümde Samuel'de 30. ayette şöyle diyor. Rab diyor, beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Amin. Yani biz eğer Rab'e hizmet vererek onu onurlandırıyorsak, o zaman Rab diyor, beni onurlandıranı ben de onurlandıracağım. Ve Rab hepimizi onurlandırıyor, biliyor musunuz?
ve beni çok onurlandırdı. Ben ona hizmet ettikçe ondan onur ve bereket aldığımı gördüm. Ve bunların tanığı da sizsiniz kardeşler. Birçok tanıklarımız sizsiniz. Bu bereketin tanıkları sizsiniz. Biliyorsunuz ben yurt dışına çıkmadım çalışmaya. Avrupa'da çalışmadım. Doğru mu? Hep burada çalıştım. Eşimle beraber rahbe söz verdik. Ülkede oturacağız. Sadakatle çalışacağız. Bulgaristan'da çalışacağız. Ve burada hizmet edeceğiz. Bizim amacımız, isteğimiz buydu. Bulgaristan'da kalıp burada kiliselerde hizmet etmek. Ve Rabbi böylece onurlandırdık. Rabbe böylece hizmet ettik. Ve bütün yüceliği Rabbe verdik. Ve Rab ne yaptı biliyor musunuz? Rab bizi Avrupa'ya, yurt dışına çıkmadan çalışmaya burada da bereketledi. Bulgaristan'da da bizi onurlandırdı. Bulgaristan'da da bizi bereketledi. Ve bugün hamdolsun evimiz var, arabamız var, güzel bir hayatımız var Rab'le. Çocuklarımız var, ailemiz var. Bunun için biz Rab'be şükrediyoruz. Rab bizi bununla onurlandırıyor. Hatta yeni doğacak bir ay sonra yeni doğacak bir bebeğimiz, kızımız olacak. Rab bizi onurla bile onurlandırıyor. Rab bizi bereketliyor. Ve bütün yücelik Rab'be olsun. Ve bunun kendimizle bunu örnek vermek istedim ki ne kadar Rab'be hizmet ediyoruz o kadar Rab'den yücelik, o kadar Rab'den onur, o kadar Rab'den bereket görüyoruz ve alıyoruz kardeşler. Bunun için biz Rab'be minnettarız. Rab'be şükrediyoruz. Onun için Rab'be hizmet etmekten hiçbir zaman vazgeçmeyelim. Ve bu ayet benim hayatımda çok gerçekleştirdi. Ve Rab diye beni onurlandıranı ben de onurlandırırım. Ve diyordum Rab ben seni onurlandırmak istiyorum. Sana hizmet etmek istiyorum. Ve Rab de beni onurlandırdı. Ailemle onurlandırdı beni. İşimle onurlandırdı beni. Evimle ve bugün neye sahipsem Rab'bin onurlandırdığı şeylere sahibim. Bunun için Rab'be şükürler olsun kardeşler. Bunu yapan Rab'dir. Rab her bir kişiyi onurlandırmak istiyor. Ve sadece burada değil göklerde de Rab'bin onurunu kazanacağız. Ama şimdiden bu küçük bir şey. Ama göklerde daha bir büyük onur ve zafer ve yücelik Rab'den alacağız kardeşler. Onun için biz lazım her zaman Rab'be sadık olalım. Hizmet ederek Rab'bimizi onurlandıralım. Ve ona yücelik verelim. Çünkü o buna layıktır. Layık mıdır? Rab bizim hizmetimize layıktır. Rab bizden hizmet almaya layıktır kardeşler. Onun için biz lazım her zaman Rab'be hizmet edelim. Ve belki soruyunuz. Ben nasıl Rab'be hizmet edebilirim? Hizmet ne demek? Nasıl hizmet edeceğim? Yani kardeşler. Her birimiz hizmetçiyiz. Her birimiz garsonuz dediğim gibi. Her birimiz bir şekilde hizmet edebiliriz. Nasıl? Birinde müjdeyi yayarak biz hizmet ediyoruz. Birine Rab için konuşarak hizmet ediyoruz. Rab'in sözünü alarak, burada Rab'e tapınarak hizmet ediyoruz. Birine yardım ederek, birine yol göstererek biz hizmet ediyoruz. Müjdeyi duyurarak biz hizmet ediyoruz. İnsanlara yardım ederek, destek olarak kilisenin içinde hizmetlerimiz de olabilir. Birbirimize yardım ederek, kiliseyi temizleyerek, başka yoksullara yardım ederek, dul kadınlara destek olarak. Yani hizmet çok var. Türlü türlü hizmetler var. Sadece hizmet etmek için yürek olsun. Sadece vaaz vermek, hizmet etmek değildir. Sadece tapınmak da hizmet etmek değil. Daha çok hizmetler var. Onun için dua edin. Rab ben sana hizmet etmek istiyorum. Bana göster. Nerede ve nasıl sana hizmet edeyim? Sadık bir şekilde sana hizmet etmeyi bana göster. Ve Rab bunu yapacak. Rab size hizmet etmeyi gösterecek. Kilisede olsun, dışarıda olsun bir şekilde Rab'e hizmet edeceksiniz. Eğer yürekten Rab'e güvenirseniz kardeşler. Tanrı bizi her zaman yarattı. Bizi Rab yarattırdı değil mi öyle? Tanrı bizi hem yaratıp hem de kurtardığı için yaşamımızda hak sahibidir. Doğru mu? O bizim yaratıcımız, o bizim kurtarıcımız ve o
bizim yaratıcımız ve kurtarıcımız olduğu için o bizim hayatımızda hak sahibidir. Yani o ne derse biz onu yapmak zorundayız. Ona hizmet etmek zorundayız. Hak sahibi olan odur. Bizden beklenen hizmet yaşamlarımızı ona teslim etmemizdir kardeşler. Bizdeki en büyük hizmetimiz Rabb'e hayatımızı sunmak. Onun ardından gitmek, onu sevmek, onun isteğini yapmak, onun müjdesini duyurmak. En büyük hizmetlerimiz bunlardır. Evet, başkalarını kurtarmak bizim en büyük hizmetlerimizdir kardeşler. Bunları yapabiliriz. Bedenlerimizi Tanrı'ya sunmamız ona bir armağan değil. Bunu lazım bilelim. Bedenlerimizi Tanrı'ya sunmak ona bir armağan değil, teslimiyettir. Yani biz bedenlerimizi Rab'be sunarak aslında biz kendimizi Rab'be teslim ediyoruz. Kendimizi ona teslim ediyoruz. Bu bir armağan değil. Hani bedenlerimizi Tanrı'ya sunmamız ona bir armağan vermiyoruz biz. Aslında biz armağan ondan alıyoruz. Ve kendimizi ona teslim ediyoruz. Ve gönüllüce hizmet etmeliyiz kardeşler. Çok önemlidir ki kilisede, şimdi burada dikkatinizi çekmek istiyorum ki kilisede de hizmet etmeyi öğrenmeliyiz. Çok önemli ki kilisede gönüllü olarak ve içtenlikle hizmet etmek. Çünkü Rab içtenlikle hizmet edenleri onurlandıracaktır. Onurlandıracaktır. Eğer Rab'be biz gönüllüce hizmet ediyorsak o zaman Rab bizi onurlandıracaktır. Kilisenin içinde de hizmet edebiliriz kardeşler birbirimize. Bak benim kızım Esther birçoğuna su veriyor. Burada kardeşler ondan su istiyor. Bu bir hizmettir biliyor musunuz? Su veresin bir hizmettir. Buradaki olan o çöpü atasın, oradaki bardağı gördün mü o çaşkayı? Onu atıp atasın çöpe bir hizmettir bu. Kiliseye temizlik yapasın bir hizmettir. Kilisede insanları karşılayasın bir hizmettir. Sadece önde vaaz etmek hizmet değil. Sadece değil. Onlar da hizmettir. Ama biz hep ön plandaki hizmetleri görüyoruz. Ben vaazçıysam o hizmet ediyor, o vaaz veriyor. O tapınmacı hizmet ediyor. Tamam. Ama Rab küçük detaydaki olan hizmetçilere de bakıyor. Bir çöp atacaksın, sen Rab'in evinde hizmet ettiğini göstereceksin. Bir saatteki bataryayı değiştireceksin, sen hizmet ettiğini göstereceksin. İki hafta gördüm, saat değişilmedi. Batarya değişmedi. Gördüm, baktım, baktım sihire, baktım sadece acaba kim değiştirecek? Bir hafta geçti, iki hafta geçti. O zaman Aygün'ü gönderdim. Aygün dedim, sen git bir batarya getir. Al bir batarya. Getirdi, onu değiştirdik. Yani sadece ben mi bu batarya saatin durduğunu gördüm? Siz gördünüz mü? Geçen hafta saat işliyor muydu pazar günü? Neden birinin aklına gelmedi bu bataryayı değiştirsin? Bu bir hizmettir kardeşler. Bu bir hizmettir ve hepimizin sorumluluğudur bu. Biraz önce geldim, su yoktu arkada. Ve dedim ki su almamız lazım. Mersin hemen koştu, gitti su aldı. Ve bu bir hizmettir. Suyu doldurdu. Çünkü su olmasaydı bugün siz su içemeyecektiniz. Birçok kardeşimiz su aldı, su içti. Bu bir hizmettir. Evdeki nasıl eksiklerimizi görüyorsanız, evimizde ne hizmetimiz varsa, kusurlar varsa onları düzeltirseniz, bu Rabbin evindeki hizmetimiz de çok önemlidir kardeşler. Evde hizmetimizi görelim. Geçenlerde Mersin'le Yıldız güzel bir iş yaptı. Klimatikte bayağı uğruyordu size değil mi öyle? Soğuk olurdu, karşıya kimse oturamaz. Ama güzel yağdılar ki klimatik tamamıyla urmasın. İnsanlar rahatsız olmasın, kaçmasın diye. Bu bir hizmettir. Bu bir hizmettir. Ama benim söylemek istediğim şey ki kardeş, hep aynı kişiler hizmet etmesin. Farklı farklı. Hepiniz hizmet edin. Bak gördünüz batarya yok. İkinci gün çarşamba günü ya da perşembe toplantımız. Cebinize bir batarya koyup getirin, değiştirin onu. Yani bu bizim evimiz. Bu Rabbin evi hepimizin evidir. Onun için biz dikkat edelim. Burada boya mı eksik? Boyamak mı lazım? Hep beraber yapabiliriz. Sandalyeler mi kirlendi? Hep beraber yapabiliriz. Yani bunu
candan yürekten yapmamız lazım kardeşler. Hizmet hepimizin işidir. Eğer biz buradaysak, Rabbin evindeyseniz hep birlikte hizmet etmeliyiz. Çöpümüzü alıp atmalıyız. Bu bir hizmettir. Ayak çağırarak Rab'be tapınmak bir hizmettir. Ellerimizi kaldırarak ona tapınmak, kardeşlerimize ön vermek bir hizmettir. Yani daha çok hizmetler var. Düşünün, ben size küçük detaylı hizmetleri söylüyorum. Yani büyük hizmetlere sadece bakmayalım. Sadece vaaz edenler hizmet ediyor demeyelim. Tapınmada olanlar hizmet ediyor demeyelim. Ama bugün herkes hizmet edebilir. Siz dahil. En yaşlı kardeş bile Rabbin evinde de, dışarıda da, sokakta da hizmet edebilir. Bu alıp broşür dağıtabilir. Dün ne yaptık? Dün tekrar taze bir örnek vereyim. Dün Puştat'ta bir evangelizasyon vardı, hamdolsun Rab'be. Ama biz ne yaptık? Gençlerle beraber bir masa getirdik, broşür. Koyduk bir masa ve broşür dağıtmaya başladık. İnsanları müjdelemeye başladık. Sağ olsun gençler, hepsi buradaki kardeşler yardım ettiler. Ve az çok olsun kardeşlere, imansızlara da broşürleri ulaştırmaya çalıştık. Evet. Yani bu bir hizmettir. Sokağa çıkasın ve bir masa kurasın ve insanlara broşür dağıtasın. Bu bir büyük hizmettir diyebilirim. Çünkü sen müjdeyi duyuruyorsun. Çünkü sen yaratanı duyuruyorsun. Çünkü sen kralı duyuruyorsun. Bu hizmettir. Evet. Bunu yapabiliriz. Komşularımızın kapısını çalıp onların evine gidip diyebiliriz, İsa seni seviyor. Bu bir hizmettir. Sen İsa'yı duyurdukça sen hizmet ediyorsun. Bunu bilin. Ne kadar İsa'yı duyuruyoruz, o kadar hizmet ediyoruz kardeşler. Onun için İsa'yı duyurmaktan vazgeçmeyelim. Dünyanın sonunun geldiğini söyleyelim. İsa Mesih kralların kralı, Rablerin Rabbi, geri döneceğini insanlara bildirelim. İsa'nın onlara ne kadar çok sevdiğini ve onlar için çağırmakta ne kadar öldüğünü ve onları severek çağırmakta acı çektiğini, öldüğünü ve üçüncü gün ölümden dirildiğini biz insanlara duyuralım. Hizmet budur, müjde budur kardeşler. İşte bizim yapacağımız hizmet budur. Ve biz böylece Rabbi onurlandırıyoruz. Biz o zaman Rabbi onurlandırıyoruz. Evet, ve Rab'den de onur alacağız. Hizmet ettikçe Rab'den onur ve bereket alacağız kardeşler. Onun için biz borçluyuz, bunu yapalım. En büyük hizmetimiz onun müjdesini yaymak. İnsanlara ilk haberi duyurmak. İnsanları İsa Mesih'le tanıştırmak. Kurtarıcımızı onlara tanıtmak. En büyük hizmetimiz diyebilirim kardeşler, vaaz etmekten çok. Başka işleri yapmaktan çok. Onun için dışarıda hizmetimiz, en büyük hizmetimiz dışarıdadır. Kilisede de hizmet ediyoruz ama dışarıda da hizmet etmeye devam etmeliyiz. Ve bu bizim için çok önemlidir. Ve Rab'be içtenlikle hizmet edelim kardeşler. Rab bugün kilisesinde sadık hizmetçiler arıyor. Sadık hizmetçilerin olmasını arzu ediyor. Ve bugün kilisesinde sadık hizmetçiler var mı? Rab böyle sadık hizmetçileri arıyor. Evet. Sadık kişileri Rab arıyor. Çok önemli topluluğun içinde kardeşlerle birlikte sadık olarak hizmet etmek. Çok önemli. Birbirimizle sadık bir şekilde hizmet edelim. Birbirimize hizmet edelim. Kardeşlerimize hizmet edelim. Dışarıdaki olan insanlara hizmet edelim. Rab kilisesinde sadık olan hizmetçileri onurlandıracaktır. Ve bugün kendimize soralım. Ben ne kadar Rab'be hizmetçiyim? Ne kadar Rab'be hizmet ediyorum ki Rab'den onur alayım, Rab'den bereket alayım? Ve bu bizim için çok önemlidir. Unutmayın, konumuzun başlığı oydu ya, göksel babamız oğula hizmet edenleri onurlandıracaktır. Ve biz oğula hizmet ettikçe, İsa Mesih'e hizmet ettikçe onur kazanacağız. Rab'den onur kazanacağız ve bereket alacağız. Bunun için biz lazım her zaman hizmetçi olarak sadık olalım. Kilisede hizmet ederek çok önemli ekip olarak çalışmak. Hamdolsun bizim bir ekibimiz var. Ve Rab bu ekibi korusun diye dua ediyorum. Siz de dua edin. Rab kilisemizdeki ekibimizi korusun. Ve kilise hizmetinde çok önemli sevgi
ve birlik olsun. Sevgi ve birlik oldu mu? Kilisede sevgi oldu mu? O zaman birlik de olacak. Birlik oldu mu? O zaman başarı da olacak ve müjde yayılacak. Amin. Hizmet edilmek için daha kolay bir adımdır bu. Sevgi, sevgi, sevgi. Sevginin özü hizmettir kardeşler. Sevgi olan yerde birlik var, başarı var, güç var ve böylece de hizmet devam ediyor. Onun için bu bizim için çok önemlidir kardeşler. Bunu devam ettirmeliyiz her zaman. Şunu sormak istiyorum. Neden hizmet ediyoruz? Neden hizmet ediyoruz? Ne gerek var buna ya? Ben neden hizmet edeyim ki? Salim hizmet dedi ya, Mersin, Mitko kim hizmet etsin ya. Onlar önde olanlar hizmet dedi, yeter. Öyle mi düşünüyoruz gerçekten? Öyle mi düşünüyoruz? Yakında bir kardeşle konuştuk. Kardeş dedi ki tamam ben hizmet etmek istiyorum ama ben suyuyorum. Diyeyim ki ben var ya orada, Yıldız orada, Salim, Mersin orada, onlar hizmet edecek. Ben etmesem de olur. Var kim etsin hizmet. Böyle bir şey olur mu? Yani biz kendimizi hizmete atmalıyız. Her zaman birinci olarak biz hizmet etmek istemeliyiz. Küçük işlerden başlarsak Rab bizi büyük işlerde de koyacaktır. Önemli olan küçük işlerde sadık olmak. Küçük işlerde başlayalım hizmet etmeye. O zaman Rab büyük hizmetlere de bizi koyacaktır. Dediğim gibi küçük hizmetlerde başlayın, bu sahada bakın, bataryayı değiştirin, su getirin, çöpleri atın. Bunlar küçük hizmetlerden Rab isteği başlasın. Tuvaleti temizlemek, bulaşıkları yıkamak, buradan temizliğe bakmak, lisenin temizliğini. Ve Rab bizi onurlandıracak ve büyük hizmetlere de koyacaktır kardeşler, kız kardeşler. Onun için küçük hizmetlerden başlayarak devam etmeliyiz. Biz Mesihçiler neden hizmet ediyoruz? Buraya bir şey yazdım. Rab'bi sevdiğimiz için ve Rab tarafından sevildiğimiz için biz hizmet ediyoruz. Amin. Ne için hizmet ediyoruz? Rab'bi sevdiğimiz için. Ne için hizmet ediyoruz? Rab tarafından sevildiğimiz için biz hizmet ediyoruz. Para karşılığında hizmet etmiyoruz. Belki karşıdan öyle görünebilir, bazı insanlar görüyor bizi. Bunlarda çok para var, çok yardım geliyor onlara. Onlar o yüzden hizmet ediyor, toplantılar yapıyorlar, dua ediyorlar, okullar yapıyorlar, buraya gidiyorlar, şuraya yapıyorlar, bu seminere katılıyorlar. Çünkü çok para veriyorlar onlar. Bu yalan. Biz Rabbi sevdiğimiz için hizmet ediyoruz. Her şey yalan. Öbürü her şey yalan kardeşler. Para karşılığında hizmet değildir. Biz Rab'bi sevdiğimiz için ve Rab tarafından sevildiğimiz için hizmet ediyoruz. Ve bu bizim için bir büyük onurdur. Bu bizim için bir büyük şereftir. Kralımıza hizmet etmek, yaratanımıza hizmet etmek bizim için bir büyük berekettir. Ama bunun için ne gerekiyor biliniz mi? Yürek lazım. Ve sende o yürek var mı? Sende o yürek var mı krala hizmet edesin? Garson olmaya var mısın? Biraz önce kardeşler yoktu arkada. Bugün biz hepimiz garsonlarız. Mesih'in garsonları hizmet etmelidir. Garson nasıl herkese boyun eğerse, alçalırsa, herkesi memnun etmek istiyorsa, herkesi sevindirmek, boyun eğmek istiyorsa, bugün biz Mesih'in garsonlarıyız ve insanları memnun etmeliyiz. İyi haberi onlara duyurmalıyız. Bu bizim için çok önemlidir kardeşler. Ve bugün biz Mesih'in garsonları olarak hizmet edelim. Ve bunu gösterelim. Evet. Şimdi hizmetten biraz daha farklı bir yere giriyorum. Bu çok önemli. Dikkat edin. Ve çok dikkat etmeliyiz ki hizmet ederken, çok iyi İbrahika'da anladık hizmet nedir, neden hizmet ediyoruz. Ama şimdi ayrı bir skobu açıyorum. Çok dikkat etmeliyiz. Hizmet ederken ailemizi kaybetmeyelim. Razı mısınız benimle? Bilmeyeyim. Evet. Hizmet ederken ailemizi kaybetmeyelim. Hatta daha büyüğünü diyorum. Dikkat edin. Hizmet ederken Rab'i kaybetmeyesiniz. Ne oldu? Sessizlik oldu. Yani bu daha büyük.
Ben sanıyorum ki birçoğumuz zanabilir, düşünebiliriz ki belki hizmet ediyorum, Rab'be hizmet ediyorum ama aslında ben Rab'be değil, kendime hizmet ediyormuşum gibileri var. Onun için biz bu konuda lazım çok hikmetli, anlayışlı olmalıyız kardeşler. Birçoklarını tanıyoruz. Belki siz de tanıyorsunuz, görüyorsunuz. Birçokları hizmet, Rab'be hizmet ederek ailelerini, çocuklarını kaybettiler. Ve bunun ne yararı var? Bana söyler misiniz? Başkalarını kurtarayım, başkalarına hizmet edeyim ama aslında ailemi kaybedeyim. Aslında hizmet evimizden başlıyor. Lisemize geliyor. Hizmet evimizden başlayıp lisede devam ediyor, dışarı çıkıyor. Anladınız mı? Hizmet evimizden başlayıp liseye geliyor ve dışarı çıkıyor. Hizmet budur. Evden, liseye, liseden dışarı. Yani biz böyle hizmet etmeliyiz kardeşler. Hizmet edeceksek ilk önce Yeşu'nun dediği gibi, Yeşu ne dedi? Ben ve ev halkım Rab'be hizmet edeceğiz. Amin. Yeşu bunu söyledi İsrail halkına ve bugün bizde o yürek var mı? Diyelim ki ben ve ev halkım Rab'be hizmet edeceğiz. Yeşu'nun görünüşü buydu ki o ailesiyle beraber hizmet etmek istiyordu. Yalnız değil. Ve bugün birçok kardeşler, önderler görüyoruz. Kendileri hizmet ediyor, aileleri yok etrafta. Ve bu acınacak bir durum, zor bir durum kardeşler. Üzülüyoruz ve dua ediyoruz böyleleri için. Yani hizmet aileyle başlamalıdır. Eşimizle beraber hizmet etmeyi öğrenelim. Çocuklarımızla beraber hizmet etmeyi öğrenelim. Bu önemlidir. Hep beraber ailece Rabbi onurlandıralım ve hizmet edelim. Ve ikinci olarak da şunu da vurguladım ya. Rabbe hizmet ederken aslında bazen kendimize hizmet ediyoruz. Kendi gösterişlerimizi, kendi planlarımızı öne koyuyoruz ve Rabbi arka planda bırakıyoruz. Ve biz sanıyoruz ki Rab'be hizmet ediyoruz. Aslında biz Rab'be değil, kendimiz ve insanlar hizmet ediyoruz ve onları hoşnut ediyoruz. Ve bu bir büyük yanılgıdır. Onun için kardeşler bu unutmayın. Hizmetimiz bu çok her zaman Rab olmalı. İkinci yerde ailemiz ve üçüncü yerde de hizmetimiz ya da kilisemiz olmalıdır. Yani bu sırayı kaçırırsak o zaman biz hizmetimizi kaybolacağız. Hizmetin içinde kaybolacağız. Anlatabileyim mi? Hani bu çok önemlidir. Aile ilk plan, Rabbimiz ilk planda olsun, ailemiz ikinci planda ve üçüncü planda da kilisemiz ya da hizmetimiz olsun. Yani bunların yerlerini hiçbir zaman karıştırmamak için bir denge olması lazım. Bir balans olması lazım ki tamamıyla hizmet Rab'be edebilelim kardeşler. Ve bunun için dua edin. Ben de bunun için çok dua ediyorum. Rab, ben hizmet ederken seni kaybetmek istemiyorum. Ben hizmet ederken ailemi de kaybetmek istemiyorum. Bana yardımcı ol. Yani sana hizmet ederken denge içinde olmak istiyorum. Sana hizmet edeyim. Rab'be hizmet etmek ne demek biliniz mi? Rab'be hizmet etmek, Rab'bin ardından gitmek. Rab'bin attığı adımlara basıp ona hizmet etmek. Ama birçoğu biliniz mi abi? Ben Rab'be hizmet edeyim, önde gidiyor, Rab arkada kalmış. O gidiyor. Kendi istediklerine, kendi planlarına gidiyor. Rab arkada kaldı. Rab bıraktı onu. Ya da biz Rab'i bıraktık, gidiyoruz. Yani birçokları da böyle oluyor. Onun için biz dikkat edelim kardeşler. Çoban önde, biz onun ardından gidelim. Hizmet budur. Rab'in isteğini yapmak, kendi isteğimizi değil. Rab'in isteğini, Rab'in dediğini yapmak. Artık kendi istediklerimizden çıkmak, kendi kabuğumuzdan çıkalım. Rab'in isteğini yapalım. Rab'in isteği, Rab'in dediği olsun. Rab'in isteği olsun. Ve o zaman biz Rab'e hizmet ettiğimizi göstermiş olacağız. Sanırım bu konuyu anladınız. Çok önemli bir noktadır çünkü. Her zaman hizmetimizde bir denge, balans olmalı ki hizmet ederek Rab'i arayarak, ona yakın olarak ve onun isteğini yaparak hizmet edelim. Yani Rab'be yakın oldukça biz Rab'be hizmet ediyoruz. Anladınız mı? Rab'be ne kadar yakın oluyoruz o kadar Rab'be hizmet ediyoruz. Rab'den uzaklaştıkça kendimize hizmet ediyoruz. Öyle düşünün. Rab'be yakınız,
ona hizmet ediyoruz. Onunla birlikte hizmet ediyoruz. Evet, buraya dikkatinizi çekeyim. Sonuç olarak kardeşler, her zaman her yerde seni yaratan Rab'be hizmet et. Onun isteğine göre hizmet et. O zaman göklerde ödülün büyük olacak. O zaman göklerde ödülün büyük olacak. Birkaç ayet burada seçtim. Efes'leri dedim ya size. Efes'leri de dedim. Burada Süleyman'ın özdeyişleri de var. Süleyman'ın özdeyişleri 27-18 dedi ki Efendisi hizmet eden onurlandırılır. Yani bizim Efendimiz Rabbimize ne kadar hizmet ederseniz o kadar onur kazanacağız. Burada Mata 4-12'de hatırlayınız mı? İsa Mesih ne zaman İblis tarafından denendi çölde, acıktı ve İblis onu denedi ama bunun üzerine İsa diyor ki İblis İsa'yı bırakıp gitti. Onunla başa çıkamadı ve o zaman melekler gelip İsa'ya hizmet ettiler. Yani bu ayet bana dokunan bir ayet ve ben de bunun yaşanmasını istiyorum. Bunu yaşamak istiyorum. Yani eğer biz sıkıntılara, zorluklara dayanırsak göksel babamız bizi meleklerinle onurlandırabilir. Hatta melekler gelip bize hizmet edebilir. Biz görmesek de Rab çalışıyor kardeşler. Rab bir şekilde yolumuzu açıyor ve hiç bilmeden Rab bizi onurlandırmış, bize hizmet ediyor. Biliyor musunuz? Rab bunu yapıyor. Eğer biz sadık bir şekilde ona kalıyorsak. Romalılar 14-18'de güzel bir ayet var. Orada diyor ki Mesih'e bu yolda hizmet eden Tanrı'yı hoşnut eder. Kazanır. Mesih'e bu yolda hizmet eden, bu acı yolda, bu zor yolda biz Rab'be ne kadar hizmet edersek o zaman Tanrı'yı hoşnut ederiz ve insanların da beğenisini kazanırız kardeşler. Onun için her zaman hizmet edelim. Bebekler ağlayacak, bağıracak, siz onlara bakmayın. Onlar burada bağırarak, ağlayarak büyüyecek. Ve Galatyalar 5-13'te ne diyor? Birbirinize sevgiyle hizmet edin. Bu çok önemlidir. Yani biz birbirimizi severek aslında biz birbirimize hizmet de ediyoruz. Birbirimize iyilik yaparak aslında biz birbirimize hizmet ediyoruz. Birbirimize destek olarak aslında biz birbirimize hizmet ediyoruz. Birbirimiz için dua ederek aslında biz birbirimize hizmet ediyoruz. Birbirimizi teşvik ederek aslında biz birbirimize hizmet ettiğimizi gösteriyoruz. Evet, hizmet budur. Biri için oruç tutasın, bu bir hizmettir. Mustafa kardeşimiz için bütün kilise oruç tuttuk geçen hafta. Bu bir hizmetti ve onu aramızda görüyoruz bu sabah, hamdolsun. Rab onu iyileştirdi, oruçlarımızı kabul etti, dualarımızı işitti Rab. Ve ona şifa verdi. Bu bir hizmettir. Bu bir hizmettir. Ve bu hizmeti demişler. Birbirimiz için oruç tutarak, birbirimiz için dua ederek, bir kardeşimize el uzatarak, ona yardım ederek, dulları dolaşarak, yoksullara yardım ederek biz Rab'be hizmet ediyoruz. Değil onlara, Rab'be hizmet ediyoruz. Öyle düşünün. Bunun için Rab'be şükürler olsun. Bunu sevgiyle yapın. Efesliler 6-7'de dedi ki insanlara değil Rab'be hizmet eder gibi gönülden hizmet edin. Bu çok önemli. Yani biz insanlara değil Rab'be hizmet ediyoruz. Sen birine mi yardım ettin? Sen onu Rab'be yapıyorsun. Sen onu Rab'be yapıyorsun. Öyle düşüneceksin. Ve bu hizmeti devam ettireceksin. İnsanlara değil, pauz değil. İnsanlara değil, Rab'be hizmet eder gibi gönülden hizmet edeceksin. İbranilerde çok güzel bir ayet var. Yazar şöyle diyor. Tanrı adaletsiz değildir. Ebeğinizi ve kutsallara hizmet etmiş olarak ve etmeye devam ederek onun adına gösterdiğiniz sevgiyi unutmaz. Rab unutmuyor bize ona karşı yaptığımız hizmeti. Tanrı adaletsiz değil. Emeğimizin karşılığını verecek. Yaptığımız hizmetleri, kutsallara karşı ettiğimiz hizmetleri Rab görüyor. Ve onun adına gösterdiğimiz sevgiyi unutmuyor Rab. Ve bizi ödüllendirecek Rab. Bizi Rab onurlandıracak. Onun için biz ne yaparsak Rab'in yüceliği için yapalım.
İnsanların görmesi için, gösteriş için değil, Rabbin yüceliği için hizmet etmeliyiz kardeşlerim. Ve son bir ayetimiz var. 1. Petrus 4.11'de de Petrus diyor, konuşan Tanrı'nın sözlerini iletir gibi konuşsun. Başkalarına hizmet eden Tanrı'nın verdiği güçle hizmet etsin. Amin. Nasıl hizmet edeceğiz? Tanrı'nın bize verdiği güçle başkalarına hizmet edeceğiz. Kardeşlerimize ilk önce nereye? Ailemize hizmet edeceğiz. Ailemizle birlikte hizmet edeceğiz. Lisede hizmet edeceğiz. Kardeşlere hizmet edeceğiz. Ve sonra dışarıdaki kardeşlere de, insanlara da hizmet edeceğiz. Ve ne olacak? Öyle ki İsa Mesih aracılığıyla Tanrı her şeyde yücelsin. Yücelik ve kudret sonsuza dek Mesih'indir. Amin. İşte bizim hizmetimiz budur kardeşler. Biz Rab'be hizmet ettikçe Rab'be yücelik veriyoruz. Ona yücelik veriyoruz, onu övüyoruz ve Rab tarafından da onur ve bereket kazanıyoruz. Amin. Rab sizleri bereketlesin kardeşler. Her zaman bu yolda Rab'bin sadık kulları, Rab'bin sadık hizmetçileri olarak onun gelişine dek hizmet etmemizi diliyorum. Hepimiz onun sadık hizmetçileri olalım. Son nefesimize kadar ona sadık olalım. Ne de olsa biz ona hizmet edelim. Amin. Dua edelim, şükredelim Rabbimize. Rab sana teşekkür ediyoruz. Hamd ediyoruz sana Rab, senin diri ve etkili sözün için Rab. Senin sözün ruhtur ve yaşamdır Rab. Bunun için biz sana şükrediyoruz senin sözün için Rab. Sen bize konuştun Rab, sana hamd ediyoruz Rab ve bugün bize hizmeti ve onuru gösterdiğin için sana şükürler olsun. Rab ben dua ediyorum gerçekten Rab, biz içtenlikle birbirimize hizmet etmeyi bize öğretir. Sana candan yürekten hizmet etmeyi bize öğretir Rab. Ya Rab bizleri senin sadık garsonların yap, hizmetçilerin yap. Sana candan yürekten hizmet edelim Rab. Ya Rab evimizden başlayarak, lisemizde devam ederek, dışarıya devam ederek bu hizmeti sürdürelim Rab. Lütfen bize yardım et. Sende her zaman küçük işlerde sadık olalım ve büyük olalım diye dua ediyorum Rab. Senin sözün ruhtur Rab ve bunun için biz sana şükrediyoruz ve sana hamd ediyoruz Rab. Senin sözünde dediğin gibi Rab, sana hizmet etmek isteyen senin ardından gider. Ve Rab bize yardım et. Biz sana hizmet ederek senin ardından gidelim. Evet. Ve sen tekrar diyorsun ki ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Rab biz sana hizmet ederek seninle birlikte yaşamak istiyoruz. Evet. Seninle birlikte egemenlik istiyoruz Rab. Ve sen son olarak da dedin ki bana hizmet eden babadan onur kazanacak. Ve Rab biz sana oğula hizmet ederek babadan onur kazanmak istiyoruz Rab. Bu için bizlere yardım et. Bizlere bereketle ve kutsa senin diri ve etkili sözünle Rab. Sana teşekkür ediyoruz senin sözün için ki bu sabah bizlere konuştun. İsa'nın güçlü adıyla dua ediyorum. Amin. Amin.